Manisa'dan Nil. Benim soracağım soru, hani Allah'ın bize verdiği ibadetlerden uzaklaşıp neden daha çok sosyal medyayla iç içe oluyoruz? Canımın içi, seni Allah böyle güzel yaratmış. Güzel sözler söyletiyor sana. Benim gördüğüm mehdiyetin bereketiyle Allah seni sarmış. Genç yaşında böyle Kur'an'ı, İslam'ı, Allah'ı, kitabı sevdirecek hale getirmiş seni. Ne mutlu sana. Ne mutlu ki mehdiyetin nuru, Kur'an'ın nuru her yerine sarmış. Canımın içi, sosyal medyayla iç içe olsun ama oradan İslam'ı yaysın, anlatsın. Boş tartışmalara girmesin. Yani bazıları televizyon seyrediyor saatlerce. Vaktini boşa harcıyor. Mesela futbol tartışması var. Konuş, 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 konuş bitmiyor. Ya yazık, günah değil mi kardeşim? Yerinde bile kıpırdayamıyorsun. Yani artık sırtı, omzu falan uyuşuyor. Kalk ya, hareket et, bir şeyler yap. Boş laf onlar. Hiç, onlardan bir tanesi bile aklında kalmaz. Ve sana da hiçbir faydası olmaz. Sadece seni gerer ve rahatsız eder. İnternette de öyle. Mesela giriyor tartışmaya birisi. Yani bir inatçı, muannit birisi. Konuş, 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 konuş. Sabahlara kadar konuşuyor. Netice alamıyor. Ertesi gün yine konuşuyor. Ertesi gün yine konuşuyor. Karşısındakinin şeytan olduğunu farkında değil. Şeytan ondan oyun oynuyor. O bilgisayarda konuştuğunu, eğlendiğini zannediyor. Veyahut onu yeneceğini zannediyor. Halbuki karşısındaki şeytan onu parmağına takmış, oynatıyor. Onun vaktini alıyor. Ona Allah'ı andırmıyor. Onu serseme çeviriyor. Yani şeytan o insanın içine hulul eder ve onu yönlendirir, ona musallat eder. O da habire onu baş etmeye çalışır. Allah ona o zaman şeytani bir zeka veriyor. Şeytanın zekası o adama geçiyor. Yani o adeta bir şeytan insan haline geliyor. Ondan da baş edemeyince o, ertesi gün baş ederim diyor. Ertesi gün ve günlerini, saatlerini alarak sinirlerini bozuyor, aklını bozuyor, vaktini harcatıyor. Böyle oyunlara hiç kimse gelmesin.